Sadece Fenerbahçe programından herkese merhaba. Sevgili Alper Alp, sevgili Murat Aşık beraberiz. Bir mağlubiyet sonrası. Artık futbol konuşmaktan, bu sezonu konuşmaktan sıkıldık ama son bir Sivas maçını istiyorsanız konuşarak başlarız. Ondan sonra gündemimizde Nihat Özdemir'in açıklamaları var, yabancı kuralı var. Futbol yapılanması ile ilgili bir konuşuruz önümüzdeki seneyi. Transferler ve basketbol. Basketbolda 4 tane transferimiz var ki sen özellikle basketbolu konuşmayı futbola tercih ediyorsun diye tahmin ediyorum Murat. Sivas maçıyla başlayalım. Sivas maçı gene artık stoperler, işte Ozan oynadı. Bu sefer Jailson yerine Ozan oynadı. Her hafta aynı şey. Gene hatalar, gene hatalardan gelen goller vesaire vesaire. Bunları konuşmak istiyorsanız ben pek istemiyorum. Siz buyurun konuşun. Niye geçen hafta bu iki hatayı yapan Jailson veya iki hafta hatayı yapan Ozan yerine bir genç stoper niye oynamıyor? Bana anlatın, ben de bileyim. Sen söyle Murat. Ben mümkün başlayayım, peki. Ya yine altın tepside aslında bir maça çıktık. Yani Galatasaray kaybetti. Akşamı Alanya'da kadar onu bilmiyorduk peki Alanya'nın kaybedeceğini ama Galatasaray'ın kaybettiği bir maçtan sonra en azından hep ben kendi adıma şunu beklerdim. Yani daha böyle bir coşkulu, daha istekli, daha yine tekrar o Gençler Birliği maçından sonra kaybolmuş hedefi tekrardan canlanmış bir takım görmeyi beklerken sahada ya da hep örnek verdiğim Göztepe maçının ilk yarısı ki demek ki o bir tesadüfmüş. Artık ortaya çıktı. Hani öyle bir oyun beklerken alıştığımız Fenerbahçe'yi gördük. Ruhsuz. Evet. İki top yapamayan. Garip bir şekilde sürekli yan pas. Yani top %70-30 bizde zaten ama işte bal yapmayan arı gibi. Ya stoper, sağ bek, sol bek konuşmak hakikaten yani ben dün sosyal medyada da paylaştım. Yani hala Ozan Tufan'ı stoper olarak oraya ilk 11 yazan kimse o futbol aklı seneye olmamalı Fenerbahçe'de. Yani senin elinde milli takımda oynayan kendi yaş kategorisinde altyapı takımının kaptanı var. Yanlış bilmiyorsam 1.90 civarında boyu var. Hatta pandemi öncesinde milli takımda gol falan da atmış çocuk. Ben o çocuğun yerinde olsam ya da öbür arkadaş var. Cenk, hadi Cenk'i Alp abi daha iyi bildiği için diyor ki sol stoper. Falet olduğu için evet oynayamaz. İki sol stoper yani ama bir yedekte bile yok. Kulübe de giremiyor. Vallahi ben o çocukların yerinde olsam yol yakınken Fenerbahçe'den ayrılırım bir defa. Kariyerleri açısından. Yani bu Merih de demek ki böyle kaybolmuş Fenerbahçe'de. Çünkü sen, ya her şey bitmiş artık. Ya kaybedeceksen, o penaltıyı yapacaksa Ozan yerine Gürkan Başkan yapsın. İnan tek Fenerbahçeli tepki vermez. Der ki bak geleceğimiz kuruluyor. Nasıl dün Ömer Faruk çok mu acayip işler yaptı? Yapmadı ama bir umut. Çünkü artık bizim bağlanacağımız bir umut yok Fenerbahçe futbolunda. Onu arıyoruz. Ya belki Gürkan çok oynayacak. Belki Alp abi dün Twitter'da çok güzel söyledi. Ya bunlar ikisi birbirini tanıyor. Cenk'le Gürkan'la başla. En azından birbirini tam bilirler. Şimdi Ozan, Falet. Sonra Ozan, Gustavo. Bunlar hiç kaç idmanda bir arada oynamamış adamlar. Evet. Stoper oynuyorlar en kritik yer. Zaten sağ bek Dirar, sol bek Hasan Ali, Evlere Şenlik. İkisi. Hani ya illa Ozan oynatmak istiyorsa Emre mi karar veriyor, kim veriyor onu da bilmiyorum. Ya Ozan'ın sağ bek oynasın, en azından oynadığı yer. Aynen. Milli takımda oynadı, Bursa'da oynadı, Fenerbahçe'de oynadı. Bu kadar kötü bir Dirar varken bari oradan. Ya bu genç çocuklar çok mu kötüler? Ya hakikaten göndersinler çocukları. Bu kadar kötülerse hem Fenerbahçe'ye yazık, hem çocuklara yazık. Ne diyorsun? Sonra pardon, hani hemen zaten bir daha şey yapmayacağım. Tamam. Abi maçtan çok 13 maçtır gol yiyormuş Fenerbahçe takımı üst üste. Ya bizim için milat şu olmuş. 25 Ocak 2020 Başakşehir maçı. Gol yemeden kazanıyoruz. Sonrasında 13 maça çıkıyoruz. Hepsinde gol yiyoruz. 22 gol yemişiz bu 13 maçta ve 17 gol atabiliyoruz. Kazandığımız maçlar da bakarsan iki tane son dakika mucizelerle, dualarla kazanıyoruz. Bir Göztepe maçı hakikaten iyi oynayarak böyle oh be. Hatta hepimiz de umutlandık dedik ya bak bir şeyler var hani Fenerbahçe toparlandı falan. Abi geldiğimiz noktada ben önümüzdeki sene, bu sene geçtim de ben önümüzdeki sene de artık çok böyle aşırı umutlarla bakamıyor hale geldim maalesef. Evet, önümüzdeki senenin planlamasını da konuşacağız ama Alp senin ekleyeceklerin. Şimdi madem stoper konusunu açtık oradan biraz devam edeyim ben. Stoperlerin kadar takım oluyorsun maalesef bu ligde. Yani şöyle bir geçmişe dönelim. 95-96 sezonu. Hepimiz ne deriz işte Trabzon'da Oğuz attı, Aykut attı, şampiyon olduk deriz. Bol için golleri deriz. Etkinson'ın atmış olduğu derbi golleri deriz. Ama aslında Uçe ve Högle şampiyon olduğumuzu unuturuz zaman zaman. Sonra Mustafa Denizli gelir 2000-2001 sezonunda. Farklı bir sistem. 3-4-3 oynatır. O en başlarda 1-2 deneme yapar. Sonra ne yapar? Mert Meriç'i alır. Onun önündeki sağ stoper, sol stoper kim olur? Mirkoviç. Biri Zoran Mirkoviç, öbürü Mustafa Dağan olur. Hiç oynamaz lig boyunca. Zorunlu kalmadıkça oynamaz. Orayı sabitler. Ondan sonra da şampiyonluğa gider. Sonra Christoph Daum gelir. Bir yeniden yapılanma sezonudur. Gençler, Ümit Milli Takım'dan gelen oyuncular.
Ama ne yapar? Aman gençler falan var ama ben orayı bir garantiye alayım. Luciano Thomas'ını yapar, takımı şampiyonluğa götürür. Değil mi? He. Zico. Ne yapar Zico? Edu Lugano. Müthiş bir ikili oluşturur. Ondan sonra biz Şampiyonlar Ligi'nde bile çeyrek finale kalan bir takım haline geliriz. Değil mi? Hep bak örnekleri veriyorum. Ezbere söylüyoruz stoperleri. 2010-2011. Aykut Kocaman şampiyon olurken Lugano var, Yobon var değil mi? Belli yani. Net. Hemen ezbere söylüyoruz. 2013-2014. Egemen, Bruno Alves. Yani birine bir şey olduğunda Bekir oynar. Yani ezbere söylüyorsun. Defans oyuncularını bilirsin işte. Bruno Alves, Egemen diyorsun. İşte sağda Gökhan Gönül, solda Caner olduğunu biliyorsun değil mi? Bir şampiyonluk ev var. Aykut Kocaman'a git. Yine sağda Gökhan Gönül, solda Andre Santos. Bu defans oyuncularını ezbere söylüyorsun. Peki Fenerbahçe'nin bu seneki geri dörtlüsünü bana bir sayın desem. Harman çorman bir şey. Bugün Sivas maçında sahaya çıkan geri dörtlümüzün o mevkide bu sezon toplam oynama sayılarına baktım ben. Toplamı 30. Düşün. Bak 4 oyuncunun toplamı 30. Zaten Ozan ilk defa ilk 11'de stoper olarak çıktı bu sezon. 4'ünün o mevkideki tamam sakatlıklar oldu, cezalar oldu, ıvır zıvır vardı ama toplamı 30. Apindango'ya kendi başına 32 maç oynamış. Abi orada tabii şey çok güzel mesela böyle bir geriye gidince şimdi düşününce şimdi kaliteye bakıyorsun. Şimdi bu seneki bütün stoperleri saysan abi oynadı oynamadı. Bir sayalım abi stoperlerini Fenerbahçe'nin. Hangisini bir takım ister mesela? Transfer etmek ister bizim stoperlerimizden. Serdar, Sadık, Zanka, Falet, Adil Rami, Jailson da sayalım hadi oraya. Bu iddia ediyorum hiçbir takım transfer etmek istemez. Bir tek Serdar'ı sonra konuşacağımız yabancı sınırlamasından dolayı Türk diye belki isteyebilirler. Ve Serdar'a güvenip de bir takım kuramazsın. Serdar sakatlığı da çok olan bir oyuncu, ceza da alan bir oyuncu. Hani Serdar senin bence yedek stoperin ancak olur. Aa, şimdi bak Serdar demişken de bir şey söylemek istiyorum yani. Aldı cezayı söyleyeceksin. Şimdi sen kırmızı kart görmüşsün. Hiç kimse konuşmuyor bunu. Hep böyle Ozanlara, Jailsonlara falan takılıyoruz tabii, şu anda tabii, ama tabii. Serdar'ın da yaptığı iş değil. Sen oyundan çıkarken hakeme kötü bir şey söylüyorsun. Hı. Ekstradan bir maç ceza alıyorsun. Bu kadar stopere ihtiyacımız olan bir sezonda, bu kadar kangrenleşmiş bir sıkıntımız olan bir sezonda sen nasıl bu cezayı alırsın ya? Alper, bak çok güzel olmaz. Bir örnek vermiştin Ankara Gücü maçında. Daha da geri gideceğim de o yüzden. Gustavo'nun... Bugün Taner Karabağ söyledi de ben onu söyledim. Mesela Gustavo'nun sarı, dedik ki ikinci sarı kart gereksiz yere Galatasaray maçın var görüyorsun bir ceza uygulaması yapılmıyor. En azından biz bilmiyoruz yapılmıyor. Ben bunu söyleyince bugün Taner dedi ki geri git dedi geçen seneye. Mehmet Ekici yine Galatasaray maçından önce yine kırmızı kart görüyor. Ya bizde takım içi disiplin uygulamasında sıkıntı var. Bak disiplin olmadan ben demiyorum ki elde sopa zincirlerle bağlayın öyle bir disiplinden bahsetmiyorum ama bu kadar rahat bırakmak 2 senedir olağanüstü başarısız bir futbol takımında ödüllendiriyoruz sanki oyuncuları. Ya işte benim de zaten aslında genel katılmadığım nokta oyuncuların tamam Fenerbahçe'de bir kalite eksikliği var mı? Mutlaka var bunu tartışmıyoruz. Ama hatta senin dediğin gibi hani takımın bir yeri iyi olur. Hani takımın çok özellikli santraforu yoktur, üç kanat adamları yoktur, orta sahası çok iyi değildir ama iki tane stoperi vardır. Düzenli 34 maç için 30'unda oynuyordur. O tarafı da öyle de bir şey yok. Her tarafında sıkıntı var takımın. Ama olayı tamamen kadro. Yani bize bir de şu hastalık var. Bütün oyuncuları çöp olarak görüyoruz. Her sene diyoruz ki bu takım çok kötü. Seneye 10 tane daha oyuncu alalım. Oyuncular ilk geldiğinde hepsi Pele. Tabii. Hepsi Pele. Messi, Ronaldo. Ondan sonra sezonun sonunda bundan hiçbir işe yaramaz diyoruz. Şimdi geriye gidelim gene. 2017-18 senesi. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu son maça kadar kovaladığı sene. Kadrodaki oyuncular. İsmail Köybaşı 19 maç oynamış. Atıf Şeyşu 26 maç oynamış. İsla, Mehmet Topal, kötü Mehmet Topal. Hiçimiz beğenmiyoruz. 26 maç oynamış. Şener 19 maç oynamış. Yani sayı, bu oyuncular mı çok üst düzey? Yani Şener mi, İsmail Köybaşı mı, Atıf Şeyşu mu, sayıdan Mehmet Topal mı, bunlar mı? Hani Nöşteder mi? Nöşteder'i kimse beğenmiyordu. Hemen apar topar yolladı. Ya ben sana koymuş şey değil mi? Nöşteder'in yerine stoper koyamadık biz hala. Bırak iyi kötü geçtim. Biz Norman Nöşteder'in yerine... Çünkü niye? Adamın en azından bir özelliği iyiydi ne? Ayağı iyiydi. Başka en azından güvenirdin. Baskıyı falan yedin. Geriye git. İyi Fenerbahçe kadrolarına git. Stok, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin, Bekir İrtegün, Özer Hurmacı. Bunlar yani... Uçan kaçan futbol. Bunları bugün gene Fenerbahçe kadrosuna istemez kimse. Uğur Boral vesaire. Yani bunlarla Fenerbahçe Vederson. Çok mu üst düzey? Ya bunlarla Fenerbahçe son maça kadar şampiyonluğu kovaladı. Yani burada olayı tamamen futbolcular. Yani her şeyin çok düzgün senin. Harika bir futbol geleneğin var. Bir futbol aklın var. 3 sene 4 sene bunu devam ettiriyorsun da futbolcularda problem var gibi yapmasın kimse. Ama ben onu hep burada... Ya bizim tabii bizi izleyen özellikle yaş küçük kesimin hoşuna gitmiyor ama biz bunu hep başından beri... Abi bak takım savunması diye bir olgu var. Sen bunu artık Avrupa'da
Pep Guardiola'ya en ucumcu gözüken. Onun bile bütün açıklamalarına bak. Önce der ki takım savunmasını oturtursak. Biz zaten iyi takımız. Önde iş yapacağız. Ama önce yani bu takım savunması işte oyunculardan bağımsız bir şey. Bunu oturtman gerekiyor. Bir kültür bu. Ya. Bu kültürü de biz yıllarca oturttuk. Evet. Bakma. Oturttuk. Ne yapıyorduk? Biz az gol yiyorduk. Evet. Evet. Eleştiriliyorduk az gol attığımız ama hep 70'in üstünde atıyorduk. Yetmiyordu bize. Ama gol hep 46'ydı bizim yediğimiz goller. Yani iyi takım savunması. Tamam Zico senesini sayma. Çünkü o takım zaten çok iyi hücum eden bir takımdı. Futbol da değişiyor. Şimdi biz takım savunması. Bu sene bu takım savunması nereden başlar? Önce önde. Adamın var mı? Var Vedat. Orada yapıyor baskıyı. Gel arkaya. Sen orada bir ikili yakaladın değil mi? Ozan Gustavo. Tuttu. Bak biz bunu Josef Topal'da eleştirdiğimiz zaman hep şunu dedi iki hocada. Hem Vitor Pereira hem Aykut Kocaman. Dedi ki oradan gelemiyor rakip bize. Biz orayı ördük kapattı. Tamam yetenekler az ama kapatıyorlar orayı. Bu sene de sen Ozan Gustavo bence o ikiliden daha yetenekli. Hem topla yetenekler hem yine kapattın. Yahu sen en azından elinde iyi bir şey var onu da bozuyorsun, çomaklıyorsun devamlı. Yok Ozan'ı oraya stopere çek. Olmadı Gustavo'yu bir daha çek. Ya dün maçın sonunda Ozan Gustavo stoper ikilisi bitirdi. Ya Allah aşkına ya böyle bir şey olamaz. Olamaz. Olamaz ya ben oyunculardan bağımsız onu demek istiyorum. Oyuncuyla alakası yok bunun. Şimdi niye o ikisi stoper olarak bitirdi? Şimdi yaptığımız bir tane daha hataya geri dönüp parmak basmak istiyorum. Ligin devre arası oldu. Zanka'yı gönderdik Düsseldorf'a. Kiraladık. Olabilir. Beğenmedin gönderdin. Adil Rami'yi de gönderdik biz. Evet. Sadık sakatlanmıştı. Sezonu kapatmıştı. Zaten lisans iptal oldu. Asker oldu. Evet. Takımın 5. stoperi olan yatırım yaptığımız Stuttgart'tan aldığımız Okan Turp'u da gittik Bandırma'ya kiraladık. Yani 4 stopere gitti. 4 stoper. Bunların hepsi stoper midir? Ana mevkisi stoper. 4'ü de stoperdir değil mi? Karşılığında ne aldık? Biz sadece Falet'i aldık. Falet de ligin ilk yarısında Eintracht Frankfurt'ta bir tane maç oynamış. Maç eksiği olan Falet'i aldık. Şimdi 4 stoper gidiyor. 1 stoper geliyor sadece. Sen sayı olarak da zaten o kadar azınlıyorsun diye. Matematiğe uymuyor zaten. Şey yani devşirme stoperle sezonun devamını getirmeyi göze almışsın sen. Yani aslında kimse söylemesin. Transfer yaptırmadılar demesin. O zaman mevcutları yollama. Ben yani yapamıyor olabilirsin. Kötü doğru yaptırmadılar yollama. Ama o zaman yollama. Ya Alp abi yine senin hep yani hep konuştuğumuz hep konuştuk artık söylemekten ben de yoruldum ama abi hep ne dedik? Bu takımın kimyası bozuk, yanlış kurulmuş bu takım. Bak devre arasında bile kimyanın bozuk olduğunu görüyorlar ama yine düzeltmiyorlar. Yine yani daha bozuk, bozuk daha bozuk oluyor. Murat benim korkum ne biliyor musun? Bir teşhis. Hep bunu da konuştuk burada. Yani teşhis yanlış olduğunda şimdi bu hücum futbolu hikayesi. Şimdi ya basketbolda en önemli koç kim Avrupa'da? Obradovic. Obradovic savunma yaptırmıyor mu? Veyahut da Obradovic'in savunma felsefesi. Obradovic'in cümlesi vardır sana. Basketbolda şöyle bir laf vardır. Hücum maç kazandırır. Savunma şampiyonluk kazandırır. Ha, yani sen Euroleague yani şampiyonluğu ucumunla almadın. Şimdi sen final maçını hatırla. Olympiakos kaç sayı attı sana final maçında? 60 mı? 70'lere yakın bir yerlerde attı. 81-70 mi bitti öyle bir şey? Öyle var. Ama o sonda. Yani, sonda geldi. Maç sonda, sonda yani 60'larda tutuyorduk maçın içinde. Yani demek istediğim şu. Sen şimdi Obradovic'i sorduğun zaman herkes der ki müthiş. Ama Obradovic de sana savunmayı mutlaka ilk sıraya koyan bir hoca. Yani şampiyonluklar böyle geliyor. Abi, yani Liverpool kaç gol yemiş? Hücum olmayacağım diyerek. Liverpool kaç gol yemiş abi? Mutlaka çok az yemiştir. Bakmak lazım. Baba yemeyeceksin. Önce yemeyeceksin. Sen şampiyon olacaksın. Önce yemeyeceksin o golü. Bir de buradan içeriden örnek verelim. Başakşehir'in savunması kim? Epuriano Şikirtel değil mi? Herkes biliyor. Biri bozulursa Ponk oynuyor işte. Heh. Bir tanesi çıktı mı? Çıktı mı o oynuyor. Geliyor. Herkes biliyor. Trabzonspor gitti stoperlerle oynadı. Her maç değiştirdi. Bak şampiyonluğu kaybetti. Sen bu Şikirtel'i hiç beğenmedin. Yolladın. Şikirtel şampiyon oldu Başakşehir'le. Ya yolladın orası biraz karışık. Fark etmez. Ya yani, sen 3 misli para istedin orada İtalya'ya gitti. Istedim. Yani burada bir yumurta tavuk. Burada mesela dediğim gibi. Şikirtel, gönül bağ koptu bence Şikirtel'le. Yani burada bazı oyuncularda müthiş bir çöp muamelesi yapıyoruz. Hep yapıyoruz. Adam gidiyor öbür tarafta başarılı oluyor. Yani konu Şikirtel'in kötü bir stoper olma. Fenerbahçe'nin sorunu Şikirtel'in kötü bir stoper olması. Bu arada da stoper aslında kolay gibi gözüküyor ama bulunması en zor. Yani forvet gibi aslında. Zor yakalıyorsun iyi stoper. Hani özellikle ikiliyi. Stoper çünkü tek başına değerlendirilen bir adam değil. Evet. Ama ben bu hatadan ders aldığımızı düşünüyorum. Ve iki tane baba belki biraz yaşlı olabilir. Ama iki tane tartışması stoper getireceklerini düşünüyorum. Abi getirmek zorundalar artık. Yani şey değil bu. Hani bakıyoruz 7 sene olmuş şampiyonluk yok. 2 senedir. Fenerbahçe tarihinde olmayan bir şey var. İlk 5'in dışındayız. Üst üste 2 sene. Geçen seneye bakıyoruz. 44 gol atmışız. 44 gol yemişiz. Yani hem atamıyoruz hem yiyoruz. Evet. Bu seneye geliyoruz. 55 gol atmışız. Hadi gol atmayı bir tıkıyor ama şu ana kadar 43 yemişiz. Daha da yani bu gidişle gözüktüğü yine 45-46'ları da yiyeceğiz yine. Evet, bak şimdi sen söyleyince baktım. Liverpool şampiyon olana kadar 21 gol yemiş. Tamam. Sonra City'den 5 yedi. Onu sayma. Onları sayma şampiyonluktan sen. Sonra. İş bittikten sonra şampiyon yersin. Olana kadar şimdi Mane, Firmino, Salah, hücum attı sen falan diyorsun. Gol yemiyor. Önündeyse bir şeye daha bakmanı rica edemiyorum. Meşhur Nisan şampiyonu Ersun Yanal'da. Kaç gol yemiş Fenerbahçe?
Attığına da söyle, yediğini de söyle. Yani acayip bir gol atmadık çünkü o zaman. Ona bakacağım. Ama onda ona da son maçlarda birazcık kopma. Tamam, sona kadar. Sonda yedik golleri. Yani. Evet. Ama abi ona da sorsan. Önce yemeyeceksin. Ya çünkü büyük takımsın, iyi takımsın. Önde oynuyorsun. Zaten atacaksın golü. Ama yediğin zaman çıkartı artık bu ligde senin hep söylediğin. O puan aslanın midesine inmişsen oradan almak. Dün Sivas geliyor sana. Tabii yine hep söylediğimiz. Bir tarafta başında hoca var. Bir tarafta yok. Yani Rıza Hoca bence 11'i gördü. Ozan'ı stoper görünce hemen iki forvet yaptı orayı. Hem Kone'yi koydu hem Yatabari'yi koydu. Ozan Dirar tarafında gördü, keşfetti madeni oradan. Çünkü Dirar yok. Ozan da haliyle çocuk sağ bekinin hatasını mı kapatsın? Zaten bilmediği stoper de sudan çıkmış balık gibi. Orayı da maden, mesela bizde hoca olsa oraya bir önlem alır. Gerçi bizde hoca varken Galatasaray maçında da önlem alamadık mesela. Hani oradan da yedik mesela. Yani biz bu sene en büyük sıkıntımız, son iki senedir en büyük sıkıntımız, biz maçların içinde bize karşı yapılan hamleleri yani karşı hamle üretemiyoruz. Maalesef kulübemiz zayıf. Evet. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu futbol bir şey çekmeyecek mi? Ya sudan çıkmış balık deyince Murat aklıma tatil geldi. Dirar deyince şu anda ben sadece bir an önce tatile gitmek isteyen bir futbolcu görüyorum. Yani sanki sırtında sarı lacivert çubukluyla çıkmamış da sahaya, şort mayosunu giymiş, plaj terliklerini ayağına geçirmiş. Ve bu hangi Dirar? Şezlong'da en profesyonel adam en dediğimiz profesyonel Dirar. Yani olacak iş değil. Dirar deniyorduk ki Dirar ya iyi transfer değil, işte yetenekli değil falan. Diyorduk ki yetenekli değil ama 90 dakika kendini Fenerbahçe formasına veren, müthiş mücadele eden çok iyi bir görev adamı diyorduk. Şimdi bu Dirar'ın hali, yani bu Dirar ilk defa gelmiş olsa, ilk defa seyrediyor olsak yani böyle bir futbolcu olamaz deriz. Emre Kılınç'ın golünde koşuşunu, yani evet, aslında koşmayışını evet, ve sonra yaptığı el kol hareketlerini gördünüz mü? Yani abi, ters tarafa gel, ters tarafa gel. Sol bek'e gel. Sol bek geçen hafta biz Fenerbahçeliler için en kutsal olan şey o kaptanlık bandı. Yani o bandı takmak için bizler de dahil herkes para, pul, belki paradan çok daha şeyleri vermeye hazırdır. Adam o bandı çıkarttı, kenara koydu. Sonra da yalandan bir açıklama yaptı. Kolumu sıkıyordu falan dedi. Hiç duymadım yani. Milyonlarca futbolcu takıyor bandı. Kimse de sıkmıyor kolunu. Hasan Ali'nin de hiç sıktığını görmedim bugüne kadar daha önce. Dün de sıkmadı kolunu. Hasan Ali, bütün maç vardı. Hasan Ali kafaca bir bitmiş. Şey söyleyeyim. O dünkü kaptan, maçta ilk gördüğü sarı kartı hatırla. Takım içi disipline geliyorum. Hasan Ali o bandı bir daha taktırmayacaksın sahaya çıkarken. Bu kadar basit ya. Ben sana Hasan Ali ile ilgili bazı bilgiler vereyim. Duyduklarımı ver, söyleyeyim. Ver. Hasan Ali 1.7 veya 1.8 alıyor. O civar bir maaş alıyor. Fenerbahçe kulübünün bu parayı verme ihtimali yok. Hatta Hasan Ali böyle Almanya'dan falan takımlar istiyor beni gibi falan bazı konuşmalar yapıyor. Onu her yaz yapıyor zaten. Bir araştırma yapıyorlar ki Fenerbahçe kulübünün orada iyi kontakları da var. Araştırma yapıyorlar. O kulüpten öyle bir teklif meklif söz konusu değil. Ve buna da Fenerbahçe başkanı ve yönetimi bozulmuş durumda. Hmm. Hasan Ali'ye yapılacak teklif 600 bin, 700 bin, 500 bin bilmiyorum bu civarda bir para olacak. Hasan Ali bu parayı kabul ederse kalacak. Fenerbahçe başkanını veya yönetimi de şöyle düşünüyor. Bu parayı daha fazlasını verecek yok Hasan Ali'ye diyor. İsterse kabul eder kalır. Galatasaray'la de görüştü Hasan Ali. Galatasaray'ın Hasan Ali'ye önerdiği para 500 bin euro. Şimdi, Hasan Ali'nin güvendiği dağlara kar yağdı. Hasan Ali evet, onun da pişmanlığı zaten var içinde. Zaten Hasan Ali'nin zaten vücut dilinde onu görüyorsun. Ama abi kaptanla alsınlar. Hasan Ali kalsa da kalmaz. Hasan Ali Fenerbahçe kaptanlık bandını attı kolundan. Bir daha takmayacak o bandı. Onun taktığı sürece işte Serdar da küfür eder. Öbürü de el kol yapar. Dirar da tatildeymiş gibi Alp abim dediği davranır. Vedat şiştikçe şişer, hareket edemeyecek hale gelir artık. Sağa evet, sola dönemeyecek hale gelir. Evet. Ha bu arada yine hocalık olay. Şimdi Vedat'ı 3 kişi bazen 4 kişi marke ediyor. Sen mesela oraya bir çözüm yani yanına bir yardımcı oyuncu. Ya biz hiçbir şey yapmıyoruz maçın içinde. Maça bir şey yazıyorlar. Zaten bunu Tahir Hoca bir kere demişti ya, maçtan önce biz planlarımızı hazırlıyoruz. Ama maça hamle yapmıyorsun. Deniz Türüş değişikliğini hatırlarsan. Ha, hamle yapmıyorsun maça ya. Hamle yapmadın dün Vedat tamam. Vedat zaten fiziksel olarak bitmiş. Ama adamı da tabii yani. Abi Rıza Hoca, dün Rıdvan Hoca çok güzel bir şey söyledi devre arasında maçın. Ya Rıza Hoca şöyle bir hoca dedi. Onda öyle iç saha dış saha mefhumu yok. Onun bir şeyi var mantığı. O mantıkla düz oynuyor yani. Her oyuncunun üstünde bir oyuncu. Yetenekli oyuncunun üstünde iki oyuncu. Evet. Onunla kapatıyor. Sonra iş yaptırıyor takımına ki dün bence onun da teknik direktörlük başarısıydı maç. Yani Sivas'ın hakkını yemeyelim. Yani biz ne kadar kötüysek onlara derslerine çok iyi çalıştılar ve çok istediler maçı. Sivas demişken size bir şey soracağım. Biz burada Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş konusunu konuştuk. Siz ikiniz de dediniz ki Emre Kılınç çok daha iyi futbolcu dediniz. Ben de size dedim ki Emre Belözoğlu öyle düşünmüyor. Yani büyük ihtimalle futbol kamuoyunda hepimiz dahil Emre Kılınç'ın Mert Hakan'dan daha iyi oyuncu olduğunu düşünüyorduk. Dün de bunu gördük. Dirar'ın katkılarıyla tabii. Dirar'ın katkılarıyla özel ikramlarıyla. Şimdi Fenerbahçe'deki düşünce biraz daha farklı. Fenerbahçe Mert Hakan'ın daha iyi olduğunu düşünerek veya da belki ikisini de almak istediler. Şimdi hani illa biri daha iyi demeyeyim. Mert Hakan'ı nasıl buldunuz?
katkı vereceğini düşünüyor musun seneye? Ben aslında dün kötü bulmadım Mert Hakan'ı. Birkaç tane de güzel top attı aslında. Ama Emre Kılınç daha farklı bir futbolcu. Yani hakikaten ara paslarıyla, driplingleriyle, bizim defansı zorlamasıyla daha farklı bir görüntü çizdi. Abi gol asist katkısının daha fazla olacak kesin zaten %100, bir takım içinde. %100. Ama Emre Belözoğlu farklı düşünüyor. İlla ki onun da bizim göremediğimiz bir şeyler vardır. Şu saatten sonra bize düşen tek bir şey var. Emre Kılınç'ın daha iyi topçu olduğunu düşünebiliriz. Fark etmez. Bu saatten sonra gideceğiz o tribünde Mert Hakan'a verebileceğimiz desteğin maksimumunu vereceğiz. Ya dün tabii mesela bir tane orta yaptı. Kone'ye avuta vurdu boş kaleye. Atsa aslında Mert Hakan da ikinci golle asistini yapıyor. Yani orada 2-0 olacak belki maç kopacak. Çok zor bakma şimdi 25 yaşında herhalde Mert Hakan. İşte Menemen Spor, Altınordu oralarda gezinmiş. Sivas Spor bu seviye. Ya çocuğun üstüne bir aydır vatan haini ilan edilecek bir Galatasaray imzalamadı diye. Kolay da değil yani psikolojisi. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsun çocuk kafada. Lan iyi oynasak bir dert. Kötü oynasak başka bir dert. Kendimizi sakınsak çünkü birçok oyuncu artık ligde bitiyor diye sakınıyor kendisine toptan. Çocuk dün bence çok mücadele etti. Benim beklediğimin üstündeydi en azından. Zaten Rıza Hoca normalde onu daha erken çıkartıyordu maçlar. Dün bayağı 81'de mi çıkardı 80'de evet, mi? Evet sonra doğru çıkardı. Bir de tabii dün yorum doğru. Şimdi Mert Hakan'ın en iyi dönem oynadığı döneme bakınca yanında hep Hakan Aslan oynuyordu. Doğru. Hep. Hakan Aslan sakatlandı, ameliyat oldu vesaire. Dün döndü o da ilk kez. Geçmiş olsun. Biraz düştü aşağı. Yani yanında beraber oynayan oyuncu da seni etkiliyor. Şimdi Emre öyle değil Emre Kılınç. Emre Kılınç her oyuncuyla oynar. Çünkü Emre Kılınç bireysel yeteneği çok olan oyuncu. Evet. Ama yine söylüyorum tabii Dirar'la Ozan'ın da ona dün yaptığı katkı herkes her maç yapmaz. Yani büyük takıma geldiği zaman onu o kadar kolay alan bırakmazlar. Peki Nihat Özdemir'in açıklamalarına ve yabancı kuruluna geçiyorum. Nihat Özdemir'in Hürriyet gazetesinde bir açıklamaları oldu. 2010-2011 sezonun şampiyonu Fenerbahçe'dir dedi. Peki Nihat Özdemir kendisini Fenerbahçe kulübünden ihraca kadar... İhraç yok. İhraç yok. İhraç olsaydı keşke. Evet ama... Kendi bıraktı yani bizim için, biz bir Fenerbahçeli için o en kutsal şey olan üyeliği kendisi... Peki Fenerbahçe kulübünden istifa edecek, kongre üyeliğinden istifa edecek hale gelecek noktaya kadar getirip bunu açıklamayıp ondan sonra bu iş bittikten sonra 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe diye demeç vermesini nasıl buluyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Niye böyle bir şey yaptı sizce? Tehlikeli konular. Ya şimdi tabii Nihat Bey'in ne düşündüğünü bilemiyorum açıkçası arkadaşlar. Çünkü ben dışarıdan bakıyorum. Hani kendim empati yapayım diyorum. Olmuyor. Hani atılsan üyelikten derim ki evet ya bir şey yaptın. Onun cezasını çektin. Belki de atılmayacaktı. Onu da bilemeyiz bu arada. Çünkü bizim disiplin kurulumuz biraz enteresandır. Evet. Mesela beni hiç olmayan bir şeyden 6 ay ihraç ettiler. Niye ettiklerini ben de bilmiyorum. Yapabiliyorlar bazen öyle değişik enteresan kararlar verebiliyorlar. Tabii işte o bitti. Trabzonspor'un da şampiyonluk şansı da pek kalmayınca Nihat Bey'in Fenerbahçe şampiyon deme ihtiyacı herhalde hasıl oldu. Tam da Fenerbahçe şampiyon demiyor aslında. TFF'nin sitesinde öyle yazıyor. Ne diyeyim daha üstüne diyor. Yani yine ağzından şu çıkmıyor bir türlü. 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir diyemiyor. Diyemiyor evet. Aslında bakarsan demedi. Dolambaçlı yoldan söylüyor. Hem en azından kabul etmiş. Zaten kabul etmemesi o zaman da söylüyorum. Kendine ihanet. Söylüyor yani işte ben orada emniyette sabahladım diyor. Röportajda bunların hepsi var. Mahkemede sabahladım. Hem bir dostum, 40 yıllık dostum. Hem Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım için koşturdum diyor. Zaten kendine ihanet etmiş olurdu. Aksini söyleseydi. Ama tabii bunların neden hepsi Trabzonspor'un iddiası bittikten sonra söylendi? Keşke o zaman böyle yarış alevliyken söylenseydi. Tabii orada birkaç tane eleştirisi var yine yönetime. Klasik. Artık üyede olmadığı için daha da rahat. Tabiri caizse ateş ediyor. İşte yani yazıyı okuyunca böyle üzülürsün aslında. Hani hiç Nihat Özdemir'in fotoğrafı falan görmesen ya da konuşanın bir adama bak işte yok sandalyenin üstüne sabahladım. Orada bankalara gittim. Borç benim borcumdur dedim. Size böyle bakınca profil güzel ama işte bazı şeyleri zamanda yapmayınca değeri kalmıyor ya. Keşke zamanda bunları deseydi, anlatsaydı. Çok daha kıymetli olurdu. Böyle de bir tatsızlık olmazdı. Hem onun açısından hem Fenerbahçe Spor Kulübü de 17-18 yıllık yöneticisi, ikinci başkanı, herhalde 40 yıllık yüksek divan kurulu üyesini kaybetmek istemezdi diye düşünüyorum ben. Peki Alp, sen Fenerbahçe yönetiminin veya başkanının bu süreci kötü yönettiğini düşünüyor musun? Öyle eleştiriler var çünkü. Yoksa yani Nihat Özdemir'in yaptığı açıklama değil. Ne yapmasını bekliyordun ki mi diyorsun? Ya şimdi kendimizi yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın, büyüklerimizin yerine koyalım. Böyle bir açıklama geliyor Nihat Özdemir'den. Bir anda bir bombardıman başlıyor. Taraftarlar fakslar yağdırıyor, e-mailler yağdırıyor, telefonlar yağdırıyor kulübe. Anormal bir tepki var. Buna rağmen bekledi Fenerbahçe yönetimi. Bence doğrusunu yaptı. İyi niyetle bekledi. Aman dedi düzeltir dedi. Düzeltmedi. Ben
Ben açıkçası bizim yönetimimizin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Nihat Özdemir'in de kusura bakmasın samimiyetine inanmıyorum bu konuda. İşte diyorum ya bu orada evet. Bu açıklamaları o gün yapsaydı. Bitti, işte zamanında bitti. Yapsa zaten konu kapandı. Konu hiç uzamayacak da konu. Alevlenmeyecek. Dalınıp budaklanmayacak. Yani, ama işte zamanında bir yapmıyorsun. 24 saat bir susuyorsun. Susuyorsun. Üstüne bir abuk sabuk hemen Fenerbahçe'nin açıklamasının bir dakika sonrasına çok önceden hazırlandı belli olan bir daha da bence açıklamalarından daha da beter bir açıklama koyuyorsun. Yani futbol yorumcusu gibi yok işte Fenerbahçe başarısı olduğu için bana öyle yapıyor, böyle yapıyor falan filan. Ya bir de şu var. Bunu sen biz Fenerbahçe camiası sadece böyle algıladı değil. Yani Trabzon gazeteleri de Nihat Özdemir 2010-2011 şampiyonu Trabzon dedi diye başlık attı. Yani tabii. Burada hani Fenerbahçe sadece böyle huylandık diye bir durum da yok. Onların açıklamaları çok feci yalnız ya yerel basının. Allah onlara akıl fikri versin. Dün bir başlık gördüm de. Dört tane sene yazmışlar. Dördünde de önümüz yine ya ben inanamadım ya. Ya Trabzon spor camiası, yerel basını vesaire ciddi şekilde bu sene gene şampiyonluklarını engellendiğini düşünüyor. Vallahi ben orada çok onunla ilgili çok güzel bir tweet attı. Çok farklı bence tam aksine dedi. Bu kadar destekli olamıyorlar dedi yani hani. Evet. Önleri kesildiği için değil, arkadan ittirilmelerine rağmen şampiyon olamadılar. Ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Hani arkadan ittiriliyorlar. Diğer yandan saha içinde de doğru yaptıkları şeyler var. Kadro yapılanmaları falan da doğru. İyi de transferleri var. İyi de futbolcuları var. Yani kadroları iyi. Arkadan ittiriliyorlar, gene şampiyon oluyorlar. Çünkü bana sorarsan Ünal Karaman... Onu geçen hafta ben de söyledim. Ünal Hoca'yı kovmasalardı. Hiç bitmişti zaten. Evet, orada büyük hata yaptılar. Bir de ben ne dedim size? Bence. O kibir kazanamaz dedim. Evet. Ahmet o abi. O kibir, o sahaya inen kibir. Şimdi futbolcunun yerine koyun kendinizi. Ya sahada hakemlik hiçbir şey yok. Sizin başkanınız inmiş... Yeşil sahada adam kovalıyor. Evet. O adam kovalamadan beri Trabzonspor sahada falan yok. Galatasaray'ı burada yendikleri maçı saymayın. Abi zaten Galatasaray'ı işte yendiği için kendilerini kandılar. Ben hep bunu diyorum. Fenerbahçe'de Galatasaray'ı yenen takımlar kendilerini kandırıyor. Çünkü Fenerbahçe'de Galatasaray o kadar kötü ki. Yenen takım zannediyor ki biz çok iyi bir şey yaptık. Normal o. Bilinen Fenerbahçe'de Galatasaray'ı yendik zannediyor. Yani öyle değil. Tabii. Ya bu gerginlikler her takımın aleyhine olur. Bakın geçmişten örnek vereyim size. Biraz önce Dağım sezonunu söyledim ya, Dağım'ın ilk sezonu. Aslında karşımızda müthiş bir 100. yıl şampiyonu Beşiktaş var. Evet. Acayip bir kadrolu. Yani Sergenli, Tümerli, Numalı, İlhan Mansızlı, Ahmet Dursunlu, Zagolu, Ronaldo'lu Beşiktaş var karşında. Müthiş bir Beşiktaş var. Evet. Niye kaybetti o Beşiktaş şampiyonluğu? O Lucescu 11 puan farklı önde ligin devre arasında. Evet. Bir maçı eksik. Fenerbahçe'nin 11 puan... Ya atlar dedi, eşekler dedi, bir şeyler dedi, takımı gerdi. Tümer Metin yedek kulübesindeyken kırmızı kart görecek hale geldi. Samsun yay gibi öyle bir gerdi ki takımı. O takım bırak şampiyonluğu kaybetmeyi, ikinci bile olamadı o sezon. Değil mi? Aynen. Ya bu gerilimler sahadaki topçuyu bitirip bizim de ders almamız lazım. Peki yabancı kuralı. Şimdi 8 artı 6 oluyor bildiğim kadarıyla önümüzdeki sene. Ondan sonra kademeli olarak düşüyor. Bu yabancı kuralı, şimdi önümüzdeki senenin yapılandırmasını... Bu arada konudan konuya atlıyor gibiyim ama Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'la da ilgili bu. Bir transfer yapamama durumu da söz konusu. Geçen şu anda yazdı, öyle bir yazı çıktı. Çıktı. Ben birkaç kişiyle de konuştum. Burada şu anda Trabzonspor. Peki transfer yapamama şöyle mi? Serbest oyuncu alabiliyorsun ama. Bonservisli oyuncu alamayacaklar. Serbest oyuncu alamayacaklar. Ama bildiğim kadarıyla burada Trabzon aynı durumda değil. Trabzon'un kontratları devam ettiği için. Evet. Trabzon'un öyle bir yani bu işte sadece Trabzon'a yarıyor. Ama burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta bir. Yani üçü de transfer yapamıyor. Bu noktada şimdi önümüzdeki sezonun planlanmasında konuşuyoruz. Yabancı kuralına göre tabii ki kadrolar şekillenecek. Size şunu soracağım. Seneye nasıl bir kere çok transfer ihtiyacımız olduğunu konuşuyoruz. Bu arada ben Emre Belezoğlu'ndan da şunu duyuyorum. Ya gençler bir yere kadar bu takımın şampiyon olması lazım. Bu takıma en az 4-5 tane ilk 11'e iyi futbolcudan kasıt Avrupa'da üst düzey takımlarda oynamış veyahut da zamanında oynamış ama biraz düşüşe geçmiş zamanda büyük paralara transfer olmuş bir Feghouli örneği gibi, bir El Neni örneği gibi bu tip futbolcuların da bir iki tanesinin gelmesiyle iyi bir kadro kurulması şart, şampiyonluk şart, sadece gençlerle bu iş olmaz diye düşünüyor. İşte bir kere bu açıklamaların aynıları bu sezon başı vardı Ersun Yanal'dan. Ne genç oyuncusu kardeşim, şampiyon olacağım ben, genç oyuncu falan olmaz dedi, halimiz ortada. Bu açıklamalar çok tehlikeli. Artık futbol değişiyor. Birazcık genç oyuncunu vereceksin şansı. Ya Emre kaç yaşındaymış ilk oynadığında? Tamam, çok büyük yetenekti Emre. Ayrı bir şey. Ona bir şey demiyorum. Tabii. Ama hayır. Yani bir tane şimdi biz Ömer Faruk'u seneye oynatmayacaklarını ben bugünden söyleyeyim. Mümkün vallahi değil. Ben Ömer Faruk'la ilgili fikrimi söyleyeyim. Ömer Faruk çünkü 16'dan çok küçük zaten. Mutlaka ve mutlaka ara ara oynamalı. Tamam, ara ara. Yani o yetenek
Ama mesela sen iki stoperden bağırıyor. Birini, şu çocuklardan birini 5-6 maç üstü oynasan belki bir stoperi garantileyecektin. Evet. En azından rotasyon içindeki o 4 stoperden birini garantileyecektin. O iki çocuk gitti, bitti onların Fenerbahçe'deki hayatları. Ben bugün de çok iddialı söylüyorum. Öyle. Olmaz. Çocuk şimdi Cenk Alptekin. Teklif varmış Portekiz'den. Gider misin, gitmez misin? Gidersin. He. Oynamak istiyor ya. Futbolcu oynamak istiyor. Oynayınca futbolcu oluyorsun. Bir tanesini rotasyona soksan atıyorum 2 milyon euro tasarruf etmiş abi, olacaksın. Ya. Dışarıdan alacağın tabii. Oyuncuya. Ya bunlar ikisi de milyoncu değil mi? Bir de bu arada Galatasaray oynatıyor. Hadi dün kaptan yaptı onu Fatih Terim. O tamamen bence federasyona bir mesaj vermek için yaptı onu da bu kuralla alakalı. Ya 17 yaşında Alp abi söylemiş ya. Abi 17 ile 19 çok ciddi fark çok fiziksel gelişim açısından. Bizimkiler ikisi de 19, ikisi de 1.90. Kocaman iki tane çocuk. Bak Galatasaray'da dün benim Bayram yedirdi golü. Yani topu kaptırdı, penaltı yaptı. Kimse konuşmuyor. Evet. Konuşmazsın. Sende de Gürkan yapsa dün. Vallahi inan konuşmaz kimse. Ya bak çocuk yaptı ama hata. Şunlar da iyi yaptı. İyi bir şey aranır yaptıklarının için. Ozan yapacağına, Jailson yapacağına bu çocuklar yapsın hatayı. Kesin. Peki transferlerden biraz konuşalım. Benim bir duyumum var, onu söyleyeceğim. Ona gelmeden önce Perotti Roma'dan lafı çıktı. Perotti büyük ihtimalle doğru değil. Bu arada hep kötü haber Roma, yani. Roma, Perotti, Colaro ve Juan Jesus'ı satış listesine koymuş. Ama Colaro bilmiyorum. Geçen sene olmadı. Bu sene Novak var, Caner var. Ben bu hafta maçını izledim. Yok, o bitmiş. Bitmiş. Yani yaş artık ama. Oradan bir işte Perotti lafı vardı. Perotti olmuyor. İşte Juan Jesus da vardı bir ara. O da vardı. Peki ben size Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncuyu söyleyeyim. Bu Gustavo'nun da tavsiyesiyle Fenerbahçe sağ bek olarak Rafinha'yı düşünüyor. Rafinha Bayern Münih'te yaklaşık 7-8 sene oynamış. Uzmana döneceksin orada. Evet. Geçen sene Flamengo'ya transfer oldu. Bedelsiz transfer oldu ve Avrupa'ya bedelsiz gelebiliyor. Gustavo demiş ki, Gustavo ile aynı yaşlarda, zamanında Bayern Münih'te de beraber oynadılar. Fenerbahçe defansında sağ bek olarak tavsiye ederim. Gözün kapalı alın demiş. Fenerbahçe Rafinha'yı alabilir. Sence almalı mı? Şimdi Türkiye Ligi için hep ne diyoruz? Büyük takımlarda, şampiyon olacak takımlarda hücumcu bek iş yapar diyoruz değil mi? Hücumcu bekin tanımı Rafinha aslında. Yani gider gelir, gider gelir, orta keser, evet. Pas trafiğine katkıda bulunur tecrübesiyle. Yani Bayern Münih'te de o kadar uzun seneler top oynamak kolay bir iş değil. Evet. Yani zamanında Philipp Lahm'ların falan olduğu takımda oynuyor yani. Evet. Yedek kaldığı dönemlerde oldu mu? Oldu Bayern Münih'te ama... Çok önemli oyuncu. Hani o Emre Belözoğlu'nun kısa vadede hemen başarıya ulaşmak için bu tip oyunculara ihtiyacımız var demeci var ya. Söylemi var ya. Oyuncu. Ona birebir uyan bir oyuncu. Yaş 34 yalnız. Ama 2 sene oynar. 2 sene oynar. Avrupa'da 4 sene görüntü bir dakika. Zaten Gökhan Gönül kaç yaşında? 35. Büyük 35. Şimdi Gökhan Gönül 35 yaşında. Rafinha 34 yaşında. Gökhan Gönül'le Caner olmuyor diye ben artık herhalde iş oraya evrilmiş. Valla ben sağ bek Rafinha, sol bek Novak. Daha iyi. İsterim açıkçası. Daha %100 daha iyi. Sağ bek Rafinha, sol bek Novak olursa iki tane de baba stoperi ortaya koydun mu bir defa problemlerinin %60'ını çözdün demektir. Ve evet. Kaleci Altay'ın da performansı ve sayıları yani bu gol yemeler vesaireler otomatikman düşecektir. Kesin. Çünkü gelen top sayısı azalacak. Ya bizde artık her atılan top Altay'la ya karşı karşıya ya bir yerine geliyor çocuğun. Ya çocuk da artık o da bence dengesini kaybetmiş durumda. Yani oynayabileceğinin çok minimumunda oynuyor. Ama artık herhalde yeni kuraldan sonra hala bir yabancı kaleci sevdası kaldı mı? Bilmiyorum sen. Var mı daha? Devam yabancı kaleci sevdası var. Bir yabancı kaleci alınacak. Bu büyük ihtimalle Harun'la... bu arada Harun'la yolların ayrılacağı konuşuluyor. Fakat Harun'un kontratı var. Evet. Yani Harun'un kontratı olduğu sürece... Takas. Takas işte kimlerin nasıl takas yapılacak bilmiyorum. Bu arada Galatasaray Beşiktaş'ın kaleci ihtiyacı var. Evet. Hani belki... Lung'u diyorlar senin Lung. Beşiktaş. Lung... Demiş, Sudika demiş onu Türkiye'ye getiren hocaya Beşiktaş'ta anlaşıyor. Fenerbahçe'de beğeniyor Lung'u onu beğeniyor da şimdi ama... Lung da şuna bakar ama kimle rekabet edeceğim? Şimdi bir tarafta Altay'la oynar mıyım oynamaz mıyım sahaya girer. Öbür tarafta Ersin tamam genç bir arkadaş o da ama yani Altay seviyesinde değil şu anda kalecilik değil. Olarak. Olabilir yani burada bu Lung büyük takımlardan bir tanesine gidebilir gibi duruyor. Onun dışında transferde başka Bora transfer demişken bir konuya daha atlayacağım. Komoli biliyorsunuz Toulouse'la anlaştı. Bu işten en karlı çıkan Komoli oldu. Komoli çünkü 6 senedir futbol piyasasında yoktu. Geldi Fenerbahçe'ye. Gayet güzel ilişkilerini tekrar oturttu. Futbol piyasasında bir isim elde etti. Bazı işte pazarlıklar yaptı vesaire. Herkesle gene bir ilişkiyi kurdu. Oradan da şu anda Toulouse'un başında. Bu Fenerbahçe Komoli beraberliğinden şey çıkan... Karlı çıkan Komolli oldu. Peki bize bir şey çıkar mı i̇şte o işten? İşte ben onu diyecektim. İnşallah Frey'i alır mesela öyle bir şey çıkar. Veya Zanka'yı alır. Frey, Zanka, Zayt. Yani bize ancak bunları Jason. Alırsa çıkar. Jailson alsın bence. Jailson zaten menajerde açıklama yapmıştı. Avrupa'dan talipleri belki de Turizu'su kastediyordur.
Olabilir. Peki futbolla ilgili başka eklemek istediğiniz bir şey yoksa? Ya şu yabancı kuralını çok şey geçtik ya. Niye alındığını ben merak ediyorum. Şimdi dinliyoruz. Her maç sonrası kulüp başkanları, yöneticileri, hocalar, hatta bazı futbolcular, kendine güvenen futbolcular diyeyim, yurt dışında oynayan futbolcularımız özellikle, ya diyor ki yani niye? Biz böyle bir şey istemiyoruz. Hocaların hiçbiri istemiyor. Bir kişi dışında Hüseyin Cimşir. Kulüplerin de hiçbiri istemiyor aldığım kadarıyla. O da Trabzonspor ki zaten Fatih Terim bir toplantı yaptığı söyleniyor. Bütün hocaları davet etmiş. Sadece Hüseyin Cimşir katılmamış. Destekledikleri için kuralı. Yani hep şunu diyorum. Biz bu yabancı yokken kaç Dünya Kupası, kaç Avrupa Şampiyonası aldı milli takım ben bilmiyorum. Yani şeyde görünmüyor. Google'a falan yazıyorsun çıkmıyor. Kulüp takımlarının kaç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu var? Ya da kaç paralar kazanılmış? Ya şu son 3-4 seneye bak. Yurt dışına sattığın oyunculara bak. Hepsi oynuyor. Merih, Cengiz, Çağlar, Zeki Çelik. İşte bir altta Umut Meraş, Ertuğrul. Yani Enes Ünal. Ya gurur duyuyorsun değil mi? Lejyonerlerimiz var. Şimdi yine bunu yapacaksın. 2-3 sene sonraki bence değişecek. Yani federasyon başkanı değişti. Bu kural bir daha değişecek. Bu etmeyecek oyunculara garip paralar. Eline cep telefonu, bir cep telefonu, bir iPad alan menajerlere garip paralar. Kulüpler iddia ediyorum daha fazla zarara girecekler. Çünkü yabancı oyuncu menajerleri daha nasıl diyeyim? Daha az acımasızlar buradakilere göre. Yani buradakiler çünkü Türk oyuncu maden ya, elinde ya onun. Evet. Öyle rakamlar istiyorlar ki hem kendine hem açıktan imza parası hem oyuncusuna. Yani kural kime, kim için çıkmış kural? Bir daha söyleyeyim. Türkiye Ligi'ndeki takımlar istemiyor kuralı. Kim istiyor? Bir tane Trabzonspor. Yani Türk futbolu eğer Trabzonspor'un istekleriyle yönetilecekse bence bunu bir açıklasınlar. Herkes de ona göre. Boş boşuna da oyuncular, Rafinha'lar, Novak'lar, onlar iyi stoperler falan almaya gerek yok o zaman. Trabzonspor yönetecekse Türk futbolunu. Evet. Bir de Trabzonspor'la beraber isteyen bir kişi daha var. O da Şenol Güneş. Abi o istiyor ama konuşmuyor mesela. Hadi Trabzonspor söylüyor mesela. Şenol Güneş, ben hep söyledim. Beşiktaş'la anlata anlata bitiremediği şampiyonlukları yabancılarla yaşadı. Tabii. Yani Mario Gomez'iyle, o suyla, bu suyla. Kaliskalarla. Kaliskalarla. Yani bir sene Kaliskalarla. Ondan önce Mario Gomez'le. Onunla bununla. Ve şu anda bir garip bir aynı dili konuşamadığı için öbürleriyle Türk istiyor. Milli, sanki milli takım. Yani şu andaki milli takım hani çok iyi övgüyle anlatıyor milli takımı zaten. Evet. Son dönem. Hepsi yurt dışından geliyor oyuncuların. Avrupa Şampiyonası'na gittik var mı yani? Ötesi. Ve zor bir yerden gittik. Bu kuralda yabancı sınırlaması yokken Avrupa Şampiyonası'na gittik. Güzel de gittik yani. En başarılı dönemimizi yaşıyoruz son senelerdeki. Niye değiştiriyorsun? Abi sen gurur duymuyor musun bir Türk olarak? Roma'da Cengiz 11'de başladığında, Çağlar Leicester'da 11 başladığında ya. Biz özlediğimiz şeyler eskiden derdik ya Türk oyuncu yok. Hani hep şeyler var sadece hani orada yetişenler. İşte Hollanda'da doğup büyümüş, Almanya'da doğup büyümüş. Ya şimdi buradan oyuncu gidiyor. Altınordu diye bir kulüp belki öyle yaşıyor. Onları göndererek sürekli. Ya sen, ya dün Fatih Terim biz çok eleştiriyoruz ama dün inanılmaz bir konuşma yaptım maçtan önce hakikaten. İronilerle dolu federasyona. Gerçekten ağzına sağlık. Yani iyi kötüye kötü. Yok, yani, doğru söyledi. Batık kulüpleri daha fazla batıracaksınız. Ama şey diyor ya, yani. Hepimiz çok zenginiz diyor. Kasalar full doldu taştı diyor. Ha, burada bir tane enteresan kural daha var. 2023-2024'ten itibaren galiba ilk 11'de. Kalmaz öyle, değişir. Büyük ihtimalle değişir ama değişmediğini düşünürsen. İki tane altyapıdan. Evet onu çok her yerden söylemeye başladı. Kupa finalinden sonra bırakacak diyorlar. Ya, iki tane altyapıdan oyuncunun ilk 11'de oynama zorunluluğu deniyor. Şimdi iki tane ilk 11'de oynama zorunluluğu getiriyorsan altyapıdan oyuncuya. Dünyada yok. Hayır şunu da söyleyeceğim sana. Bunun sakatlığı var, cezası var. Dur bir yerde mutlaka var mı? Mutlaka bir iki oyuncu daha bulundurman lazım. Yani dört tane ilk 11'de direkt oynayacak altyapıdan oyuncu nasıl çıkaracak takımlar? Abi bir ülkede varmış. Onu söyleyeyim sana çok komik. Böyle bir şey altyapıdan oyuncu yetişir ama biri galiba. Ya bir ya iki. Ne yapmış biliyor musun geçen gün bir tanesi? 66. saniyede oyuncu değişikliği yapmış. Başlamış hemen değiştirmiş oyuncuyu. Bunun önüne nasıl geçeceksin? Başlattım iki tane tamam. Yedim iki hakkımı. Birini yedim en azından. Birinci dakikada çıkarttım. Abi bunun önüne geçemezsin. Ya böyle artılar, altyapıdan oyuncu 11'e sokma zorunlulukları. Olmaz. Olmayınca ne diyecekler? Hiç canım. Yani, yani kayıp 3-5 sene. Yani çözümü var anladın mı? Başlarsın maç, hop bir tanesini çıkartırsın. Ne olacak? Bir de değil, iki kere değişir o kural. Tabii. O zamana kadar. Abi federasyon başkanı değişti mi? Kural değişiyor zaten bizde. Değişiyor. Evet, futbolu noktayı koyarak basketbola geçelim. Çünkü basketbolda 4 tane transfer var. Hamilton, Pierre, Ulanovas ve Bartel. Ben bunların içinde en çok Bartel'i merak ediyorum ve Bartel'in hani böyle biraz Melli ile de kıyaslıyorlar. Bartel'in hakikaten iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu hamleler şöyle bir görüş var. Geçen seneki oyunculara veya daha son 4-5 senedeki yapılan transferlere göre transferlerin kalitesi bir tık bunların altında olduğu söyleniyor. Tabii ki bütçelerden dolayı hani
aynı kalitede olmadığını, yani bir De Colo transferi yapmadığımızı biz de farkındayız. Ama sen basketbolu yakından takip eden biri olarak Murat, bu transferleri nasıl buluyorsun? Şimdi tabii ki doğrudur. Bir tık alt denebilir ama şunu herkes gözden kaçırıyor. Zaten senin elinde şu anda iki tane Avrupa'nın en pahalı oyuncularının iki tanesi senin kadronunda şu anda. Ve kaldılar. Ve kaldılar. Şu anda kaldılar. Vesele, yani Veseli kaldı, De Colo da kalıyor. De Colo da kalıyor. Yani şimdi baktığınız zaman ikisi Avrupa'nın en pahalı. İlk 10 oyuncusundan iki tanesi sende zaten. Evet. Yani geçen sene yaptın kurdun kadroyu. Eleştirmediler mi? Ya bu kadar oyuncu aldınız kaliteli. Niye başarı gelmedi? Evet. Bu sene ne yapıyor Fenerbahçe? Ki bence bu Maurizio Gerardi'nin çok önceden yaptığı bir plan. Çünkü herkes tanıyanlar söylüyor. Araştırdığın zaman bu adam hiçbir zaman böyle son dakikacı değil. Her zaman A planı, B planı, C planı, D planı hatta olan. Her şeye hazırlıklı olan. Çünkü bu transferleri şu anda Kokoşkov'un bir rapor vermesi falan da söz konusu. Bunlar çünkü geçen sene ben Bartel'i geçen sene de ilgilenmişler Melli sonrası. Çünkü ona en yakın oyuncu Avrupa'da. İşte benzer özellikleri de çok fazla. Lider ruhlu, kendi takımının kaptanı. Her maç, her sene belli sayıda maç oynayabilen. Bence çok önemli transfer. Ulan evet. Ovas. Hep şey derim, Litvanya'dan zarar gelmez. Futbolda nasıl Brezilya'dan gelmez. Basketbol Litvanya'dan gelmez. Çok enteresan bir atış stili var. Yani ama sokuyor. Atışlarını gördüm. Mesela bizim Egehan için bir şey demiştim ya geçen hafta. Stili evet. Kötü ama mekaniği onu attırıyor. İşte Egehan da öyledir mesela. Evet. Şimdi Ulanovas iş yapar Fenerbahçe'de. Yani bir daha bunlar bilinen adam. Bartel de yapar. Şimdi bilinmeyen kim? İki tane oyuncu var. Euroleague seviyesinde bilinmeyen. Biri Hamilton, biri Pierre. Şimdi Hamilton'ın ben maliyetini söyleyeyim. 350 bin dolar almışız. O riske girilir. Çünkü 2013-2014 bizim geçen sene hep konuştuğumuzda rebound alamama, Veseli dışında blok tehdidimiz olmamasını kapatacak bir oyuncu. Hı hı. Çok fazla hücum silahı yok ama işte aldığın içine vurmak gibi tabii çok uzun ve atlet. Ben Darüşşafaka'dan tanıdıklara sordum. Hem yönetici olarak hem koç staff'tan. Şunu diyorlar, Fenerbahçe'de iş yapar. Biraz anlamada sıkıntısı var ama daha ilk profesyonel senesiydi geçen sene. Ama mesela pandemide ülkesine gidememiş. Hı hı. Türkiye'de kalmış. Amerika vizesi çıkmamış Trinidad'da olduğu için. Mesela her gün özel idman yapmış. O Darüşşafaka'daki arkadaşımın söyledi. Yani şey, hırslı da böyle hedefi olan bir çocuk dedi. Hı hı. Veseli'yi yedekleyecek. Yan yana oynarlar. Veseli'yi 4 numaraya çekersin sıkıştın. 2 tane kuleyle kapatırsın. Evet. Bir Pierre kalıyor. Pierre'de araştırdığımız zaman, baktığımız zaman o da bir tam rol oyuncusu. Yani savunma yapacak. İşte rebound'a katkı yapacak. Mesela Derek Williams diyorlar ki daha iyi. Evet. Hücum olarak tartışılmaz. Savunmaya döndüğümüz zaman biz geçen sene Derek Williams'a ya bu adam hiç rebound almıyor. 1, evet. 2. Evet. O da eline düşer salıyor. Çünkü yormuyor kendini. Savunma yapmıyor. Pierre daha takım oyuncusu. Burada yine bizim kanalın yorumcusu Murat Muratanoğlu çok güzel bir şey söylüyor Fenerbahçe'nin kurulan takım için. Fenerbahçe güzel bir araba yapıyor. İşte lastikler tamam, jantlar tamam, işte balatalar falan. Şimdi Fenerbahçe motor takacak bir tane arabasına. O da Fenerbahçe'nin sahada yönetecek bir numarası. Bir numarası, bir de bir şutör eksikliği. Bir tane net şutör tabii yani muhtemelen bir, yapacaklar hani o katkıyı. Bizim o sevdiğimiz bir Mrsić, İbrahim Kutluay vesaire vesaire gibi iyi bir şutör. Ya biraz da biz şimdi var. Çok hızlı yaptık ya transferi. Herkes anlıyor ki hemen bitsin. Şimdi sonuçta ilgilenen bazı oyuncular NBA opsiyonlarını bekleyecekler. Evet. Orada ne olacağına bakacaklar, edecekler. Ben ya Maurizio'nun bu yaptıklarına bakınca bence o isimler hazırdır. Sadece bir süre var önümüzde. Ben canı gönülden inanıyorum Fenerbahçe'de kurulan. Ya futbolu çok eleştiriyorum. Bir daha söylüyorum. Fenerbahçe yönetimini tebrik ediyorum. Basketbolla yaptıkları hamleler için. Ama sana da şunu söyleyeceğim. Şimdi bak bunu konuşuyoruz. Maurizio dediğin adamın ne kadar önemli olduğunu. Şimdi zaten ama orada tebrik ettik yönetimi zaten. İşte zaten futbolda hep aynı yapılanmayı konuşuyoruz. Şimdi basketbolda Obradovic ne kadar büyük bir isim. Ama Obradovic gitmesine rağmen bir devamlılık var. Çünkü orada Gerardini mi gitsin, Obradovic mi gitsin? Belki Gerardini'nin gitmesi. Şimdi Obradovic çok büyük bir isim olduğu için fark etmeyecekti. Ama başka bir hoca olsa Gerardini'nin gitmesi koçun gitmesinden daha önemli olabilirdi. Evet. Çünkü dediğin gibi Gerardini'nin A planı, B planı, C planı, Fenerbahçe'nin basketbolda bu senede ne yapacağı, seneye de ne yapacağı, nasıl bir planlama yapacağı, Kokoşkov ne kadar kalacağı, olmazsa kim olabileceği hepsi belli. Hazır. Hepsi hazır. Şunu da söyleyelim. Futboldaki en büyük eksik futbolda seneye Erol Bulut gelecek. Seneye Erol Bulut belki beğenilmeyip fazla arkasında durulmayıp ertesi sene Aykut Kocaman'a geri dönülecek. Yani, Aykut Kocaman deme Allah aşkına ya. Yani anlamıyorum yani ne olacağı belli değil. Yani Fenerbahçe'nin futboldaki yapılanmasındaki en büyük problem bu. Aslında Gerardini yerine futbolda bu zarı attık biz. Komolli ile attık ama yanlış zar attık. Yanlış zar attık evet. Sıkıntı orada. Daha önce de Teren'e öyle attık aynı zarı yine. Yani Gerardini vari bir adam getirmiş olsaydık biz o Komolli'nin koltuğuna belki şu anda bambaşka şeyler konuşuyorduk. Şunu da kabul ediyoruz. Basketbolda bunu yapmak futbolda yapmaktan tabii ki daha kolay. Elbette. Yani gidip de Gerardini çok üst düzey bir isim. Evet. Futbolda aynı üst düzey adamı getirme şansın fazla yok. Şunu ama da söyleyelim. Bizim bütçeye hani diyoruz ya düştü. Şimdi ben geçen sene bizim genç oyuncuların aldığı paraları duydum. Hatta geçen hafta Alp abi dedi ki Egehan niye ayrıldı? Ben Egehan'ın aldığı parayı duydum. Ve şok oldum. Şok ötesi oldum yani.
Yani biz zaten gençlere 3 tane gence o parayı vermezsek zaten bizim bütçe yaklaşık 2-3 milyonlar düşüyor aşağıya. Evet. Otomatikman. Çok garip paralar. Yani tabii bunları düşünüyorum. Bobby Dixon'ın falan aldığı parayı da merak etmiyor değilim şu anda. Hani bizim bütçe aslında kadro kalitesi çok fazla düşmeden zaten eldeki genç oyuncuların maaşlarını, biraz Türk oyuncuların, biraz yaşlı işte Bobby'nin maaşını düşürdüğümüz zaman zaten bizim bütçe bir yerlere inecek. İnecek. Tek konu sponsor. Bilmiyorum Beko devam edecek mi? Öyle diye duruyor. Ama bu takım kombine satar. Yani ondan korkmasın yönetim. Ben mesela benim bir şans deser ki hangisini alırsın? Futbol mu, basketbol mu? Ben şu an basketbol alırım. İki tarafa baktığım zaman. Basketbola gene baktığımız zaman bir heyecanımız var. Çünkü basketbolda mühim olan şampiyonluk tabii ki önemli ama Final Four o işin asıl, yani o Final Four yapıyorsam. Şunu demiyor muyuz? Bu takım ilk 8'i oynar. Hepimiz diyoruz değil mi? İlk 8'i zorlar. Evet. Tamam 8'den sonra 4 tamamen şansa kalıyor. Yani iyi bir eşleşmede iyi bir takım geldi mi? Hop Final Four'da yani. Zalgiris kaldı işte 2 sene önce. Çünkü futbolda, yani basketbolda 8'e kalmak da bir heyecan, onun 8'e kaldığın anda da bir başarılı oluyorsun zaten. İlla şampiyon olman gerekmiyor. 2 seneye Euroleague enteresan takımlar kuruluyor. Çok seyir zevki de yüksek olacak şu anda gidişat o yönde. İnşallah seyircili olsun da ama seyirci zor. Keyifli gidelim. Yani her ülkede basketbol oynanıyor ama tabii seyircisiz. Gerçi İsrail'de biraz seyirci alıyorlar maçlara. Ben şimdi takip etmeye çalışıyorum. İsrail'de biraz böyle 100-200 kişi alıyorlar ama salonlar ufak onların. Futbolda da var. Mesela Japon Ligi izledim bu hafta. Seyircili oynanıyor. İşte, full seyircili mi oynanıyor yoksa az mı? Yani kısmi tabii. Kısmi. İsviçre'de öyle. Yani insan var tribünde. Demek ki bir normalleşme var ama bu işte ikinci dalga, üçüncü dalga o işler nasıl olacak? Peki. Son olarak Alp. Derbi. Evet. Beşiktaş-Fenerbahçe. Evet. Ne bekliyorsun? Ümidin var mı? Ya şu anda tabii ibre bizi göstermiyor olabilir. Ama bu maçlar farklı maçlardır. Her şey değişir. Beşiktaş'ta da Gökhan Gönül'le Burak Yılmaz sakatlanmıştı herhalde. Evet. Oynamayacaklar. Yani Beşiktaş'ın da öyle aman aman abartılacak bir kadrosu da yok bana göre. Yok tabii. Her şey olabilir. Ben farklı sürpriz bir sonuç çıkacağını düşünüyorum. Yani bizim o zaman sezonunda bile hatırlarsınız prekolarla falan tabii gidip yenmişliğimiz var İnönü'nde Beşiktaş'ı. Her şey olur. Yani o farklı... Orada Turan Hoca var ama. Derbi Fatih. Derbi kaybetmedi. Farklı bir sonuç çıkarsa Sivas maçına daha çok üzüleceğiz. Çok üzüldüm. Sivas'a Gençler Birliği'nden şey Rodriguez'in kaçırdığı gole devamlı el açıp ayetçiz işte. Aynen. Peki sen ne düşünüyorsun? Sen zor maç. İddia oynasan misi.com'dan üst mü oynarsın? Karşılıklı gol var oynarım. Karşılıklı gol var oynarsın. Ama şimdi Beşiktaş'ta Gökhan Gönül bir defa bugünkü maçın kadrosuna alındı. Son antrenman için Gökhan Gönül var. Var mı? Burak da Fenerbahçe maçını oynamak için bu maçı da yok diyorlar. Ya Beşiktaş'ta Adem Laiç bence en kritik oyuncu. Bak Adem Laiç korona olduğundan beri Beşiktaş sallanmaya başladı sahada. O güne kadar uçan kaçan iyi oynuyorlardı. Sallanıyorlar. Yani takımın beyni yok şu anda. Sen Adem Laiç'i beğeniyorsun. Yani Ozan Adem takasına sen okey dersin. Hemen şu anda getir imzalayalım. Hemen vedalaşalım iyi şekilde. Bakarsınız olur. Ya ben sahada bir beyin olması lazım. Şimdi Emre Belözoğlu niye büyük topçu? Sahada beyin. Doğru da yapsa yanlış da yapsa bir beynim var sahada. Bizim Emre dışında yok. Gol bölgelerinde ve hucum hattında yok. Evet. İşte o lazım. Yani Gustavo diyorsun ama Gustavo daha defansif futbolcu. O yani, savunmayı toplar. Evet, savunmayı yönetir. Toplayabilir. Aynen. Yani Beşiktaş maçına gelirsek de Alp abi dediği gibi derbilerin sonucu hele böyle tamamen hiç alışılagelmiş bir derbi değil. Seyircisiz. İşte Beşiktaş'ta bu akşam maçı var tabii. Bilmiyoruz skor. Beşiktaş bu akşam kazanırsa tabii Beşiktaş için önemli bir maç haftaya. Yine Avrupa kupalarını zorlamaya devam edecekler. Bu arada her halükarda futbol seyir zevki yüksek bir maç olsun inşallah. Falet de sakatlandı. Büyük ihtimalle haftaya gene Ozan Gustavo mu? Ozan Gustavo olabilir. Serdar Aziz dönüyor. Serdar dönüyor. Serdar Ozan. Ve maalesef ya Ozan, Jason fark etmiyor ki Gustavo'yu da orada oynatmasın. Bari orta saha zayıflamasın. Diyelim haftaya tekrar görüşmek üzere. Son iki hafta kaldı. Ağzınıza sağlık. Yine ben son bir hatırlatmada bulunayım mı? Hep böyle son hatırlatmalar. Son hatırlatmalar ama çok nokta atış. Şöyle. Bu sefer de Cuma günü 10 Temmuz'un yıl dönümüydü. 10 Temmuz çok önemli bir gün Fenerbahçe camiası için. Yürüyüş. Çünkü iki tane önemli nokta var bizim için. Biri 10 Temmuz yürüyüşü, biri de rahmetli Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü. İkisi de Fenerbahçe'yi anlatıyor bize. İkisi de direnişi anlatıyor. İkisi de baş kaldırıyı anlatıyor. Fenerbahçe demek baş kaldırı demektir. Kabullenmemek demektir. 10 Temmuz çok önemli bizim için. Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz. Bu sıkıntılı günlerde bunu hiç unutmayalım. Aynen. Ağzına sağlık Alp'cim. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Programın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi akşamlar.